Şehitlerin Sesi adlı hizmet kuruluşu, Kuzey Kore sınırında kaçırılan ve Kuzey Korelilere İsa Mesih hakkında paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen pastörün serbest bırakılması için kampanya başlattı. Pastör 2000 gündür hapiste. Şehitlerin Sesi adlı misyon kuruluşu, Kuzey Kore sınırında kaçırılan ve Kuzey Korelilere İsa Mesih hakkında paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen Cheng Mun Sok'un serbest bırakılması için kampanya başlattı. Şehitlerin Sesi kuruluşunun Kore temsilcisi Unso Foli, "Yen asla siyasi olaylarla ilgilenmedi. Yıllarca Kuzey Koreli insanlara yardım etti. Bu asla bir suç olmamalı. Hristiyanlar Yen ve ailesine destek olmak için bir araya gelmeli," dedi. Yen, sınır boyunca yaşayan ve 2016 yılında Kuzey Kore suikastçıları tarafından öldürülmeden önce 1000 Kuzey Koreliyi öğrenci olarak yetiştiren Çinli pastör Han Chun Ri ile arkadaştı. Pastör Yen, rejimi karalamak, devlet gücünün yıkılmasını teşvik etmek, Kuzey Korelilere müjdeyi iletmek suçlamalarıyla 15 yıl hapis cezası verildi. Şehitlerin Sesi, Hristiyanları Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Kim Son'a e-mail göndermeye veya Yen'in serbest bırakılması çağrısında bulunmaya davet etti. Ayrıca e-mail ve mektuplarında eleştiri ve suçlama içerikli sözlerin bulunmamasını istedi.